Herkese selam, ben İrem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda Ercan Kesal'dan ve okuduğum iki kitabından bahsetmek istiyorum. Ocak ayına girer girmez iki kitabını da peş peşe okudum ve sizlere anlatmak için buradayım. Hazırsanız başlayalım. Kitaplara geçmeden önce Ercan Kesal'dan kısaca bahsedecek olursak, Ercan Kesal çok yönlü bir insan. Kendisi doktor, senarist, yönetmen, köşe yazarı, yazar. Ben zaten böyle çok yönlü insanları tanımayı, onların kitaplarını okumayı çok seviyorum. Çünkü diğer mesleklerinden edindikleri deneyimleri de kitaplarına yansıtmaları benim çok hoşuma gidiyor. Ercan Kesal'da da tam olarak böyle bir durum söz konusu. Ercan Kesal 12 Eylül 1959'da Avanos'ta dünyaya gelmiş. Önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler, ardından da Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girmiş ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1984 yılında bitirmiş, mezun olmuş. Özellikle Keskin'de görev yaptığı o doktorluk yılları İki kitabının da aslında, benim anlatacağım iki kitabının da böyle temelini oluşturan yıllar. Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle oyunculuğa adım atan Ercan Kesal'ı bugün hepimiz oynadığı yapımlardan dolayı zaten biliyor ve tanıyoruz. Benim çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Ben ilk olarak Ercan Kesal hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya bizim okula geldiğinde başladım aslında. Ercan Kesal bizim okulumuza işin mutfağı etkinliğine gelmişti ve orada söyleşi yapmıştı. Çok keyifli bir söyleşiydi. Hatta onun linkini İstanbul Üniversitesi'nin Sosyoloji Edebiyat Fakültesi sayfasında var. Onun linkini açıklamaya bırakacağım. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Hatta orada ben de kendisine soru soruyorum ve sorumu yanıtlıyor. Dediğim gibi eğer kendisi hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi kitaplara geçelim. İlk olarak Peri Gazozu'ndan bahsedeceğim. Ardından da Evvel Zaman'dan bahsedeceğim. Bu iki kitap zaten bir şekilde birbirine bağlantılı. Nasıl bağlantılı olacağını birazdan anlattıklarımla anlayacaksınız. Peri Gazozu'nda Ercan Kesal kendi hayatından anıları paylaşıyor bizimle. Yani otobiyografik bir kitap diyebiliriz Peri Gazozu için. Peki kitap ismini nereden alıyor? Bu Peri Gazozu nedir derseniz de babası Mevlüt Kesal'ın peri gazozları satmasından dolayı kitabın ismi Peri Gazozu. Çünkü kitapta özellikle zaten Ercan Kesal için önemli bir figür olan baba figüründen çokça söz ediliyor ve hayatını nasıl şekillendirdiğinden bahsediyor. Çok samimi ve içten bir dille yazılmış bir eser. Yani sanki kitapta da bahsedildiği gibi bir kitap okumaktan ziyade bir film seyrediyormuşum. Bir yaşamdan bir kesit seyrediyormuşum gibi hissettim. Çok sohbet havasında, çok içten bir anlatımı var. Ve sizi tamamen o yaşantının büyüsüne alıyor. Anadolu insanının ve o kasabanın sıcaklığını en derinlerinizde hissediyorsunuz okurken ve kimi zaman Ercan Kesal'la birlikte yine o kasaba insanlarına sitem ediyorsunuz aslında. Ercan Kesal çocukluk yıllarından başlayarak üniversite yıllarına, ardından da mesleki hayatına dair anılarını bu kitapta bizim için toplamış. Kitaptaki anılardan böyle kimisi böyle başlık başlık toplamış. Orada ne alakası var baba başlıklı kısım benim kitapta en çok ilgimi çeken ve beni en çok düşündüren kısımlardan bir tanesi oldu. Okuyanlara o kısmı özellikle seveceklerini garanti edebilirim. Zaten okuduğum anılarının büyük çoğunluğu üzerimde hüzünlü bir tat bıraktı açıkçası. İçinde ülkeye dair eleştiriler ve sistemler de bulunuyor ve özellikle 80 sonrası dönemi de anlatması bakımından benim için böyle keyifli bir okumaydı. O doktorluk yaptığı yıllar, karşılaştığı vakalar beni çok etkiledi. O yüzden dediğim gibi eğer böyle sohbet havasında samimi, içten bir şeyler, gerçek bir şeyler, bu Anadolu topraklarına dair gerçek bir şeyler okumak istiyorsanız benim kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kitap Peri Gazozu. Ve Evvel Zaman'la nasıl bağlantılı? Şimdi Evvel Zaman'ı anlatalım. Evvel Zaman, senaristliğini Ercan Kesal'ın yaptığı Bir Zamanlar Anadolu'da filminin nasıl çekildiğini, senaryo sürecini, oyuncu seçimlerinden tutun da İşte bütün bu filmin oluşum sürecini anlatan bir kitap. Biz bu oluşum sürecini Ercan Kesal'ın ağzından dinliyoruz bu kitapta. Bir Zamanlar Anadolu'da filminin konusu da Ercan Kesal'ın doktorluk yıllarındaki anılarından meydana gelmiş. Anılarındaki bir olaydan meydana gelmiş bir film. O yüzden Peri Gazozu'ndaki anılarıyla bağlantılı aslında. Evvel Zaman'da işte bu Ercan Kesal'ın doktorluk yıllarındaki bir olayı anlatan Bir Zamanlar Anadolu'da filminin bütün yapım süreci anlatılıyor dediğim gibi. Ve ben ilk kez böyle bir filmi detaylı şekilde nasıl çekildiğini anlatan bir kitap okudum. Benzeri var mı bilmiyorum açıkçası. Hiç böyle bir şeye rastlamamıştım. Ve filmi çok daha iyi anlamamı, daha iyi analiz etmemi, filmin aslında ne anlatmak istediğini daha iyi anlamamı sağlayan bir kitap oldu. O yüzden özellikle filmi izlemiş insanlara da tekrar kitabı okuyarak filme başka bir gözle bakmalarını tavsiye ediyorum açıkçası. Çünkü gerçekten bir filmin ilk o ilhamından tutun, karar verilme aşaması, oyuncuları toplama, oyuncuları tek tek seçme, bakma ve daha sonra senaryo süreci, senaryonun defalarca kez değiştirilmesi, oyuncular oynarken sahnelerin değiştirilmesi ve o Keskin'de yapılan çekimlerin zorluğu vesaire, onların hepsini anlatması bakımından çok
ilgi çekici bir kitap ve Bir Zamanlar Anadolu'da filminin nasıl bu kadar güzel olabildiğini de aslında bunu okuduğumuzda daha net anlayabildiğimiz bir kitap. Çünkü gerçekten ne kadar titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu anlıyoruz bu kitabı okuduğumuz zaman. O yüzden özellikle sinemaya ilgisi olanların ben kesinlikle okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizzat işin mutfağından, bizzat işin mutfağını bize anlatan bir kitap bu. Hayatla sinemanın iç içe geçtiği ve yine gerçekten Ercan Kesal'ın samimi dilinin devreye girdiği çok güzel bir kitap. Ben severek okudum. Dediğim gibi okuduğumda böyle bu türde okuduğumda ilk kitaptı. Ben çok sevdim. Ben bu iki kitabını okuyup dilini sevdikten sonra yazarın açıkçası son çıkan kitabını da almak istiyorum. 2022 yılında çıkmış olması lazım. Cebimdeki Ekmek Kırıntıları. Şuraya onu da koyarım. İlginizi çekerse siz de bakabilirsiniz. Eğer okuyanınız varsa da bana yorumlarda nasıl olduğunu yazarsanız üzerine konuşmayı da gerçekten çok isterim. Bugünlük benden bu kadar o zaman. Hoşça kalın, kitapla kalın. Kendinize iyi bakın.